Efendim merhabalar, Açık Beyin kanalına hoş geldiniz. Bir başka kenar etkisi programıyla daha beraberiz. Biliyorsunuz kenar etkisinde bizden farklı işlerle uğraşan, değişik hayat tecrübeleri toplamış insanlarla yan yana geliyoruz ve muhabbet ederek biraz bilgimizi zenginleştirmeye, farklı dünyalar arasında oluşturduğumuz kenarlardan verimli bazı yenilikler elde etmeye çalışıyoruz. Bir nevi fikrimizin hasatını yapalım diye buluşuyoruz. Bugün çok kıymetli bir dostum var yanımda. Eyvallah. Dostum derken ismi de Dost zaten. Dost Can Deniz'le beraberiz. Dostum hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyisin inşallah. Gayet iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi vallahi çok şükür. Biz Dost'la beraber bir takım eğitimler yapıyoruz, planlıyoruz ama onun hepsinin ötesinde enteresan konularda muhabbetler ediyoruz. Zaten oturup da herhalde toplantı yaparken işe ayırabildiğim süre yaklaşık 1/3 gibi, geri kalanı. Evet. Hayat hikayeleri, enteresan olaylar falan filan. Bugün biraz bu muhabbetlerin bir kısmını burada sizle paylaşmak istedik. Dost ne yapıyorsun sen abi? Yani nedir senin işin gücün? Bir bilseydim. İşte bu çok güzel bir şey. Evet. Yani şöyle baktığımda özetle ben tabii ki yönetici koçluğu, danışmanlık, eğitmenlik yapıyorum ama yaptığım iş özetle hem kendim için hem başkaları için hani bulundukları yerden daha iyi bir yere gitmelerine destek olmaya çalışmak. Hani bunu yaparken de mümkün olduğunca kendini araştırarak, kendi farkındalığıyla bunu yapmaya çalışmak. Çünkü işin içinde farkındalığın olmadığı bir gelişim çabası yani kötü bir şartlanmayı iyi bir şartlanmaya çevirmeye benziyor. Bizim buradaki konu hani şartlanmanın dışına çıkarak, işte kendi seçim şansını kullanarak, kendi farkındalığıyla ister işiyle ilgili olsun, ister hayatıyla ilgili olsun, ister yöneticiliğe, liderliğiyle ilgili olsun, bulunduğum yerden daha etkin, daha faydalı bir yere nasıl gelebilirimi araştırırken o insanlara yardımcılık yapmak, ebelik yapmak hatta. Benim işte şu anda hayatımı geçirdiğim, yaparak geçirdiğim şey, bunu da en temelde kendime yapmaya çalışıyorum açıkçası. Yani evet. Özetle böyle. Şimdi ben sizin alanda yeni sayılırım. Yani ben sen koçluk meselesini öğrenir herhalde 2 sene falan olmuştur ne olduğunu anlayalım. Fakat ne zaman bir yerlerde muhabbette adın geçse ha tabii canım Dost diyor herkes yani. Seni mesela bu işte farklı yapan ekolün mü, tarzın mı, çok mu zaman harcaman, evet. bir farklı bir duruşun olduğu belli. Aslında seninle muhabbet etmeyi istememin arkasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu yani. İnsanlar seni genellikle ayrı bir yere koyuyorlar. Halbuki mesela hani koçluk dedin mi, sonuçta dünyada tanımlı bir meslekten bahsediyoruz ama orada galiba senin bir şeyin var, bir farklı bir şeyin var. Yani bir teşekkürler hani bu yorumun için. Hani neden bilmiyorum. Evet öyle bir yıllar içinde oluşan bir şey var. Bir tarafı hani kronolojik bir avantajım var. Çoğu insandan daha erken başladım. Hani ben ilk koçlukla karşılaştığımda hani veya ben yapmaya başladığımda benimle beraber herhalde aynı zamanlarda başlayan birkaç kişi var. En azından bu coğrafyada. Bu coğrafya derken Türkiye ve genelinde. Ondan sonra ve şey de bir de benim o işe yaklaşma tarzımın da bir faydası da var. İşte geçmişimin faydası var. Sonuçta ben endüstri mühendisi okudum. Ama endüstri mühendisi hiç yapmadım. Üzerinden hemen bir işletme master'ı yaptım. Arkasından bankacılığa geçtim. Arkasından hem de bankacılıkta da işte finansın yani işte hazinecilik yaptım. Sonra çıkıp kendimle uğraşım. İşte bu dediğim, sana demin yaptığım tanımın tamamını kendim için yapmaya çalışıyorum aslında. Ben o yolda yürüyorum. Başkalarına da yardımcı olmaya çalışıyorum. İşte kendimi araştırdığım, ben ne yapmaya çalışıyorum, ne oluyor, bir takım problemleri niye yaşıyorumun, araştırdığımın bir sürecin sonucunda ben koçluğa karşılaştım. Muhtemelen koçluk diye bir şey olmasaydı ben yeni baştan gidip işte insanlara destek olabileceğim işte belki psikoloji gibi başka bir alanı baştan okuyup buraya gelecektim. Orası çok mühim. Zaten içeride yani böyle bir motivasyon var. Aynen. Sadece yolda doğru bir tanım buldum galiba. Öyle aynen şey. Öyle. Hani ama ben tabii ki iş hayatından gidiyorum. İş hayatını seviyorum. Hani o alanda olmak ve de daha sağlıklı insanların kendilerine daha da öteye götürmelerine destek olmak amacım olduğu için hani psikolojiden veya psikoloji demeyeyim de terapidense bu tarafa girmek bana daha mantıklı geldi. Şimdi ben bankacıyken işte bir bankanın hazinesinde çalışırken işte piyasalarda alım satım yaparken evde bayağı bir işte herhalde birkaç bin dolarlık bir bu alandaki kitapları içeren bir kütüphane olmuştu ki sonra bir bankaya eğitim verirken o bankanın kütüphanesine ben onları bağışladım. Şimdi benim eve ve ofise gitsen bu alanla ilgili en az yine daha da fazla belki şey olan mali değeri olan fakat içeriğinde daha da katkıda olan kitap var. Onun için ben
bir arkadaşımın bir lafı vardı. Bir işin delisi olunmadan velisi olunmaz derdi. Ya, yani ben bir işe girince gerçekten şey yapıyorum. Hani bütün ilgim, merakım oluyor. Araştırıyorum, ediyorum, ilerliyorum. Bir tarafı muhtemelen onun şeyi var. Şimdi bile işte bu mesleğin başında olan bazı arkadaşlar gelip hani konuşuyorlar. Bazılarına işte mentorluk falan yapıyorum. Diyorlar ki ya hani ne yapalım dost ilerlemek için? Ben de diyorum ki bakın diyorum. Hani ben işte sonuçta 17-18 yıldır bunu yapıyorum. Ondan sonra cuma. İşte bizim ICF'in verdiği Master Certified Coach gibi hani ne anlama geliyor tartıştın ama sonuçta onun üst seviye sertifikasyonunu alalı işte 2008'de aldığıma göre 11 sene olmuş. Tamam. Ve ben bugün bile işte mesela sen gelmeden önce bilgisayarda hangi eğitim, hangi kendini geliştirme faaliyetine katılayım diye onu araştırıyordum. Tamam mı? Şimdi bu alana girince benim karşıma çıkıyorsun. Hani projelerde karşılıklı geleceğiz. Onun için sen de o yatırım yaparsan iyi olur diyorum. Hani o yatırım, o kendini adamak ki mesela ben sende de onu görüyorum. Hani sen kendi alanına dibine kadar hani adamış ve de tabii ikimizin yine bence benzer özellikleri. Hani o alanda da sınırlı kalmayarak şey yapmış, zenginleştirmiş bir şekilde ilerliyoruz. Ben de öyle ilerliyorum. Sende de onu gözlemliyorum. Onun için de hani A deyince bazen eşim benimle dalga geçiyor. Hani yarısını biliyorum. Oralarda bir yerde oturuyor. Şurada. Tamam mı? Hani işte A, B, C'yi, D'yi biliyorum. E, F, G'yi de tahmin ediyorum. Konuşuyorum falan. Veya işte bağlıyoruz bir şekilde. Bunun çok büyük faydası oldu benim hızlı ilerlememe. Keyif almanın çok büyük faydası oldu. Artı dediğim gibi işte endüstri mühendisliği hani problem çözme bilimidir. Ondan sonracığıma işte arkasından işletmenin bir iş anlayış, piyasa bilgisi getiriyor. Üzerine finans, üzerine birçok sektördeki insanlarla çalışınca daha bütünsel bakabilme ve hani senin örüntü dediğin şeyi hani ha bir dakika burada bu oluyordur diyebilme bana kabiliyeti getiriyor. Hani sen neyi iyi yapıyorsun dost dediğin zaman ben oradaki bir pattern varsa, bir tekrar eden bir durum varsa bir dakika ya burada galiba böyle bir şey oluyordu daha iyi görüp insanların doğru teşhis yapmasına herhalde faydalı oluyorum diye ben kendimi öyle görüyorum. Benim güçlü yanım o gibi gözüküyorum. Bütün bunlar bir araya gelince bu yaptığım işten ben keyif alıyorum. Belki bir de dışarıda bıraktığım şey hani işin bir teknik gelişim tarafı var. İşin tekniğini öğrenme tarafı var. Bir de gerçekten kendinle uğraşma tarafı var. Ve ben işte son hani daha belki bu işe girişmeden daha öncesinden beri işte bir meditasyondu. İşte bu mindfulness hikayeleriydi. Daha kendini yüceltmekle ilgili bir takım faaliyetlerin içinde olduğum için o zamanlardan bu da acayip bana faydalı oluyor. Hani evet. Ekolü hani A ekolüdür, B ekolüdür, C ekolüdür hepsinin iyi tarafları var. Benim bir şekilde hem kendimi geliştirdiğim, kendime ait hissettiğim hem de öğrettiğim bizim Gestalt ekolünün de çok fazla farkındalıkla çalışan bir taraf var. O tarafla da uyumlu olarak ilerliyorum. Ben meditasyonda derinleştikçe İşte bizim Gestalt ekolünde ve koçlukta ne yapmaya çalıştığını daha iyi anlıyorum. Orada ilerledikçe ha bir dakika biz meditasyonda galiba bunu yapmaya çalışıyoruz daha iyi anlıyorum. Böyle bir kısa uzun cevap vermiş olayım sana. İyi çok güzel özetledin. Yani benim mesela hem bu kenar etkisi muhabbetini yapmayı sevdiğim insanlarda, beraber çalışmak üzere bir şekilde kaderin yolumuzu kesiştirdiği insanlarda hep ortak bir özellik var. Sen anlatınca fark ettim. O haz ve keyif yani yaptıkları işten aldıkları o keyif. Biz mesela seninle şimdi burada belki karşımızda bir kamera var oturup hani biraz yapısallaştırılmış bir muhabbet belki yapıyoruz ama hep konuştuğumuz her vesileyle lan bir kamera olsaydı da şunu çekseydik hani elimizde öyle çıktı zaten. Doğurgan bir şey çıkıyor ortaya. Aynen. Yani bu zaten işini severek yapan işi o işi hayatının merkezine koymuş ve bütün hayatını onu besleyecek bir araca dönüştürmüş insanlarda. Öyle. Böyle enteresan bir durum ortaya çıkıyor. Benim de galiba hayatımdaki en önemli artı işte böyle tiplerle buluşabilmek için vesileler işte bu açık beyinler falan o işe yarıyor zaten. Aynen. Kenar etkisinden şey yapmamızın sebebi de aslında o. Şimdi biraz önce anlattığın şeylerde çok önemli bir şey var. Ortada senin karşılaştığın bir meslek, bir uğraş var. Bu uğraş zaten yapa gelmekte olduğun bir şeyle son derece iyi örtüştüğü için beslenerek ve nevi şahsına münhasır hızlı bir gelişim süreciyle seni hakikaten belki de gerçek kendin yapacak önemli bir basamak
haline gelerek seni bir yere taşıyor. İşte anlattığın hikayede şöyle bir şey var. Yani sen zaten bir şey yapa geliyorsun, bir kendinle uğraşıyorsun. Ondan sonra yolda bir şeyle karşılaşıyorsun. O şey seni alıyor ve tamamen başka bir noktaya taşıyor. Bu arada sen de o karşılaştığın konuyu bir başka yere taşıyorsun. Yani mesela bir sürü koçluk yapan insan var. Bütün dünyada var. Çünkü koçluk bir meslek. Bunun farklı tipleri, işte Gestalt ekolü dediğin değil mi? Bir sürü farklı ekolleri de var. Ben de ufak ufak onları öğrenmeye çalışıyorum bu arada. Evet. Bunların hepsi aslında belli psikoloji teorilerinden çıkan şeyler. Belli kalıpları var, belli kuralları var. Evet. Ama bu kurallar içerisinde bazısı çıkıyor. Mesela o mesleği bir başka yere taşıyor. Bu benim çok önemsediğim bir şey. Ben mesela yaptığım işte de ilk başladığımda şu anda yaptığım şeyleri ilk hayata geçirmeye çalıştığında dediler ki akademisyen böyle yapmaz. Yani bu yanlış. Tabii. Ama onu yapmaya devam ettikçe akademisyenliğin tanımında da bir esnemeye sebep oluyorsun. Onun alanını genişletiyorsun. Ve dolayısıyla aslında sen değişip dönüşürken hayatı da işte senin mesleğin olarak yazılmış olan mesleğin içeriğini de onun yapılış biçiminde aslında sonsuza kadar dönüştürüyorsun. Yani biraz kendisiyle uğraşan, kendisini besleyen insanın hayatın her tarafını değiştirmek gibi böyle bir şey var. Galiba değişim olmak böyle bir şey. Yani değişimin kendisi olmak böyle bir şey. Şimdi bizim buranın avantajı da, buranın derken burada yaptığımız şeyin, o burada oluşan fikrin, buraya çekilen insanların ortak özelliğine baktığımızda avantajı şu. Böyle tipleri çekiyor buraya. Böyle tiplerle buluşmamızı kolaylaştırıyor ve bu işte o değişim halini kendilerine, durumunu kendilerine halledinmiş insanlarla beraber değişebilmemizi de aslında sağlıyor. Bu, dolayısıyla seninle ilgili mesela anlatırken en çok beni etkileyen şeyin ne olduğunu fark ettim. Biz zaten dostla beraber bir eğitimimiz başlıyor yakında. Değişimin kendisi oluyor. Havalı bir başlığımız var. Evet. Zira Gandhi'nin de bir sözü zaten. Değişimin kendisi olmak. Şimdi biz sürekli değişimden, dönüşümden, başka bir şey olma ihtiyacından ya da bunun yöntemlerinden konuşup duruyoruz. Ben işin beyinsel, bilimsel vesaire taraflarından insan organizmasının neden değişmek, dönüşmek zorunda olduğunu, bütün canlılığın aslında hatta evrenin neden devamlı bir devinim içinde olduğunu, bunun bir kainatın adeti falan olarak nasıl kavranabileceğini anlatmaya gayret ediyorum zaten. Öbür taraftan da işte Değişen Benim bir kitap yazdım. Orada da yani abi böyle sabit fikirlerle falan uğraşmayın. Zaten mevzu kendi kendine değişiyor. Hani kaptırın gidin, sörf yapalım tarzında bir noktaya gelmeye çalışmıştım. Seninle de ilk buluştuğumuz günden itibaren sanıyorum sizin alanda da biraz önce de zaten söyledin. Bir yolculuğa doğru bir yön vermek. Evet. O kişiye göre o yolculuğu güvenli ve geliştirici adımlarla bir işte maceraya dönüştürmek. Ve bu değişim sürecini aslında yönetmek, nereye, nasıl, işte hedefleri belirlemek falan gibi bileşenleri var. Dolayısıyla aslında hepimiz bu işte akan yaşam yolculuğu içerisinde kendi biriktirdiklerimizle bir şekilde buna yardımcı olmaya, bunun bir yolunu çizmeye çalışıyoruz. Seninle örtüşen noktalarımızda mesela beni en çok heyecanlandıran, işte senin eve gelip de kitaplar ofisleri gördüğüm zaman işte kaoslar, karmaşıklıklar, aha dedim bir tane daha tahtaları kırık biri daha var burada. Mesela şimdi hiç böyle işte davranışlara da yansıyor bu belli bir süre sonra. Lineer düşünmeme, hemen oradan oraya atlama, onunla bunun arasında direkt bağlantı kurup başkalarının çıkarmayacağı tuhaf sonuçlara varma falan gibi. O zaman ama tabii o eğitim planı yapmak konusunda büyük bir zorluk. İşte evet, saatte biz kaç kere toplandık Allah falan ama neyse dinamik olmak iyidir neticede. Sonuçta devamlı çevre, ortam şartları ve sistemin kendi içerisindeki etkileşimlerin hesaplanamaz gidişatına göre pozisyon alabilmek. Tabii. Ve o değişimi yürekten kabul edip onunla beraber akabilmek hakikaten hem bilişsel hem duygusal hem yaşamsal bir beceri gerektiriyor. Tabii. Şimdi senin bulunduğun tarafta yani senin şimdiye kadar yapa geldiğin tarafla benim gittiğim taraf mesela ve biz buradaki diğer işte konuştuğumuz arkadaşlar da benzer bir şey söyleyebilirim. Bizi buluşturan, orta noktaya getiren bir şey var. O da meselenin insanda düğümleniyor olması. Evet. Ben de mesela senin kadar metodik olmasam da ne kadar kendimle uğraşabilirsem o kadar bir şeyler becerebildiğimi fark ediyorum. Yani dışarı istediğin kadar anlat. Sende bir değişim olmadıkça en azından fikri düzeyde dışarıya çok bir şey yapamıyorsun. Şimdi bizim bu devamlı bize sorulan ve bizim de eğitimimize başlık olarak koyduğumuz mesele değişim. Yani niye bu kadar madem hep değişiyoruz. Yani bu felsefede de böyle, bilimde de böyle, yaşamda da böyle devamlı yaşlanıyorsun, bir şey oluyor yani. Devamlı değişim var.
Ama ağzımızda sürekli bir değişim lafı var. Yani evet, değişemiyormuşuz gibi geliyor. Ben açıkçası senin bakış açından bu sabitlik algısı, bu sıkıntı dediğimiz süreç, bu darlık dediğimiz süreci, hı-hı, mesela sen kendi heybendekilerle nasıl yorumluyorsun? İnsan niye böyle bir illüzyonun içine düşüyor? Tabii niye kıpırdayamıyor? Kaç dakikamız, kaç saatimiz veya günümüz gün, var? Gün, evet, gün olarak. Tabii, bence ama... şey yapın, kulaklığı takın, görüntüyü kapatın, ev işi yapıyorsanız dinlemeye başlayın. Ben rahat oturdum mesela. Süper, eyvallah. Yok, tabii ki yani beraber de konuşarak gidelim. Şimdi aslında olayın başı birazcık da bizim şeye geliyor. Hani birçok şey söyledin. Değişimle beraber ben hepsine dokunarak böyle ama yine de kısa tutmaya çalıştığım bir yanıt vereyim sana. Abi tutma. Yardır. Burası bizim evet, YouTube serbest yani. Eyvallah. Tamam. Şimdi hani eğitimin başlığı da şeyden çıktı ya, biz o mu olsun bu mu olsun işte uçan kaçan değişim falan derken işte sevgili Aylin şurada oturmakta olan dedi ya, bir dakikaya bunun yapılmışı var. Hani o başlık bence çok güzel. Eğitimin üst başlığı, alt başlığı. Hani değişimden konuşmayı, bahsetmeyi bırak. Değişimin kendisi o. Hani biz çok fazla konuşuyoruz. Hani sen de bende de bundan müzdarip aynen, olan insanlar olarak çok konuşuyoruz. Ve hani konuşmak deyince de benim aklıma hep şey geliyor. Hani bir şey varsa yapıyorsundur zaten. O gerçekse zaten ilerliyordur. Hani bir şey yoktur orada, problem yoktur. Hani veya işte bizim yine... Geçen Twitter'a yazdığım şey gibi din ve cinsellikte benzer bir nokta var. İkisinde de işler yolunda gitmiyorsa çeneye vurur diye bir şey söylemiştim. Aynen öyle. Ben de mesela benim bu işte yönetici ve lider koşulunda ustalık diye başka bir eğitim yapıyorum. Orada işte yapılardan bahsediyoruz. Hani bir yapı çalışıyorsa, iyi bir yapıysa zaten görünmezdir yapı. Görünen, göze çarpan yapılar çalışmayan yapılardır her zaman. Hani çünkü o bir yapı varsa bir yapı, yani işte organizasyon şemasını bir organizasyonda farkında olmazsın ki çalışıyorsa. Zaten işliyordur. Ancak o organizasyon yapısında bir problem varsa, bu buna niye raporluyor? İşte bu bununla işte matrix mi yapalım? İşte bilmem ne mi yapalım? Bu adam genel müdüre mi raporlasın? Yoksa işte ne bileyim çaycıya mı raporlasın diye bir konu, yapı, o yapı çalışmadığının işaretidir. Anlatabiliyor muyum? Onun için hani zaten biz bir şeyin üzerinde konuşuyorsak o konuştuğumuz şey yoktur. Hani yani abartıyorum tabii ki, karikatürize çok, ediyorum. Çok önemli bir nokta. Bir şey üzerine çok konuşma ihtiyacı varsa onun yokluğuyla alakalı bir problem var. Tabii de yani şey var ya, klasik herkesin bildiği fıkra. Hani şey demişler, kovboylar gidip kızılderilere, sizin niye bütün şarkılarınız su üzerine demişler. Hmm. Çünkü bizde yok demiş. Sizin niye bütün şarkılarınız sevgi üzerine demiş. Kızılderide dönüyor. Aynen öyle. Yani oraya dönüyor olay. Şimdi onun için... belki hani sen, ben ve bu bahsettiğin insanların, işte buraya yolu düşen insanların benim gördüğüm kadarıyla algılama, yani değişimden bahsediyoruz ama değişimle ilgili de böyle bir paradoksal bir durum var galiba. Algılamaya çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız şey, YouTube kanalında olduğu için açık, net bir şekilde konuşacağız. Ne oluyor ulan buradayı biz araştırıyoruz. Yani önce işin hakikatini anlamaya çalışıyoruz. Ozan, ne oluyor ulan burada? İlk mottomuz. Hani ne oluyor burada? Gerçekten bu nasıl çalışıyor? Şimdi böyle çalışınca, böyle bakınca da işte bu aralar birçok tartışma var. Dün, bu hafta sonu işte şey vardı. Onur yürüyüşü falan vardı. Mesela bu işte cinsel kimlik üzerine sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan herkes bir fikir söylüyor. Herkes ne olması gerektiğini, minimalısını söylüyor. Fakat ne olduğuyla kimse çok fazla ilgileniyormuş gibi gözükmüyor. Hani onun için bir kişi bir taraf diyor ki vay işte bunlar, yani işte Türkiye'de ve dünyada işte veya işte bunu işte onur yürüyüşünden çıkaralım. İşte siyasal sistemlerle alakalı olsun. İşte efendime söyleyeyim solculuk da olsun, sağcılık da olsun, onunla bununla. Herkes ne olması gerektiğini söylüyor. Fakat hani senin o dediğin gibi insanın fabrika ayarlarına, gerçekten ne olduğuyla kimse ilgilenmiyor veya gerçekten ne olduğunu kimse kabul etmek istemiyor gibi. Bilmiyorum diyen yok bak mesela. Ha, bilmiyorum ortada diyen yok. Herkes bir şey biliyor, oradan yardırıyor. Evet, yani hep tanımlarla gidiyoruz. İşte ha, onun için de mesela şu anda işte bak hani ben senin şeyini çok seviyorum. Twitter'daki o alt yazını, hani kendine bir yandaş arıyorsan o ben değilim. Hani şimdi bu tip adamlar da işte oturup şeye bir dönüyor birazcık. Nasrettin Hoca'ya dönüyor. Hani sen de haklısın, sen de haklısın, hanım sen de haklısın diyor. Ben de diyorum ki abi sen haklı değilsin. Çünkü dediğinde eksiklik var. Sen de haklı değilsin. Çünkü kafandakini şey yapmaya çalışıyorsun. İşte sen de haklı değilsin. Çünkü senden bambaşka bir şey söylüyorsun. Hatta ben de haklı değilim. Çünkü bilmiyorum. Evet, tamam. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hiçbir aslında şey bilmiyoruz. Onun için de işte oturup da mesela şu anda bir Amerika'da benim çok sevdiğim bir yazar var, Jordan Peterson diye. O da o çıkıyor diyor ki bir dakika ya, hani sizin bu üniversitelerde
ortaya koyduğunuz aşırı liberal tutum, aşırı işte nasıl diyeyim, işte bu bir takım postmodern değerleri, hatta post-truth şey yani bu işte evet. Her yeni çıkan malzemeyi yeni doğru veri olarak kabul edip onun üzerine konuşmak. Aynen. Ve her çıkan yeni fikri daha evet. Daha da eşitlikçi olalım. Ya bir dakika, hani olay eşitçilikle alakalı değil. Bu doğru değil diye adama aşırı sağcı diyorlar ki alakası yok adamın. Sadece ideolojiyi reddediyor adam. Çünkü ideoloji demek minimalı demektir. Hı. İşte başka biri çıkıyor diyor ki bir dakika diyor işte bu işte işte ne bileyim işte bu düşünce de güzel, tamam, ben kendimi herhangi bir dine ait his kabul ediyorum ama bu dinin temel sizin kabul ettiğiniz bu dogmada problem var diyor. Vay sen solcusun diyorlar. Ama bu adamların hiçbiri sağcı veya solcu değil aslında. Hani sadece ne oluyor lan burada ya bakıyoruz gibi gözüküyor. Ve oradan da işte bu yeni çıkan bu işte intellectual dark web, entelektüel karanlık web diye internette konuşan bir takım insanlar çıkıyor. Şimdi o açıdan bakınca ben sana baktığımda sana öyle bir şey görüyorum abi. Siyah sandalye. Evet. Ben senin kadar aktif değilim orada. Dark side. Aynen. Hani ama şeyin neye dark? Kabul edilen söylemlerin ötesinde daha gerçek ne var'a bakmaya çalışmak. Hakikat çok neye bakmaya çalışmak. Tamam. Bende de şimdi değişim içinde bence en önemli olan şeylerden bir tanesi gibi bizim işte zaten benim öğrettiğim ve kullanmaya çalıştığım değişim teorisi de onu diyor. İşte değişimin çelişkili teorisi. Hani diyor ki insan olmadığı bir şey olmaya çabalayarak değil. Paradoxical theory of change. Paradoxical theory of change. Öğrendim artık bak yavaş. Eyvallah. Yavaş. Aynen öyle. İşte olmadığı bir şey olmaya çalışarak değil. Kulağından çekerek değil. Burnundan çekerek değil. İşte ne bileyim kendine cezalar uygulayarak değil. Bu şekillerde değişmez diyor. İnsan değişecekse önce ne olduğunu, hani mevcut durumda ne olduğunu ve bu ne olmaktan da sabit bir ne olmak anlamıyoruz. Hani şu anda ne abi? Hani işte atıyorum İşte ben şefkatli olmak istiyorum. Gerçek ne? Abi nefret dolu içim. Hani o, hani bir şimdi söylerken bir numara yapıyorum. Orada bile bir rahatlama var. Yani gerçeği, hakikati söylediğin zaman, ifade ettiğin zaman o zaman boş, yani ciddi bir enerji açığa çıkıyor. Hani ben aslında şefkatli olmalıyım, olmak istiyorum, işte insanlara iyi davranmak istiyorum. Hayır ya, nefret ediyorum ben. Yani benim canım sıkan insanlardan nefret ediyorum, tahammül edemiyorum demeden o şefkate gitmenin yolu yok. Çünkü bu öğretilmiş bir şey. Öyle olmalıyım. Yani evet. Bir idefix var. Orada bir slogan evet. Var. Çoğu zaman işte karşılığı yok. Aynen. Ama işte iyi olmalıyım. İşte şöyle olmalıyım. Böyle gözükmeliyim. Bunların hepsi galiba. Evet. Bunu etkileyen şeyler ve bizi biz olmanın önündeki aynen. En büyük engeller. İşte yani. O da hani gerçekten hani konuşmayı bırak dediğimiz kısmı birazcık da o. Çünkü bunu öyle olmalıyım. İşte böyle olmalı insan. İşte şefkat şudur. İşte veya iyi insan olmak şudur. Yönetici olarak dinlemeliyim. Falan yok abi, dinlemek istemiyorum. Hani bazı hani bakıyorum altındakiler bana saçmalıyor gibi geliyorları de ki ondan sonra biz onun üzerine konuşmaya başlayabilirim. Gerçek konu üzerine çalışmaya başlayabilirim. Tanımların bir ötesinden çıkalım, tanımlardan ne olduğuna bir bakalım ki burada herhangi bir değişim fırsatı ortaya çıksın. Kimse önce ele almadığı hani bir şeyi bırakamaz. Önce bir elini al, bir tut, bir o ol. Hani onun için tanı. Tanı. Ve bu şeyler için de öyle. Açıkçası sosyal sistemler için de öyle. Bu ister bir şirket olsun. İşte şirketlerin duvarına gidip yazıyoruz işte. Bizim değerlerimiz bunlar. Hani değerlerimiz bunlar diye duvarı yazmak çoğu zaman bu değerler bizde geçerli değil anlamına. Hani yani, gerçekten böyle değil. Her gün bakalım da hatırlayalım. Gibi, hatırlayınca olmuyor. Önce ne olduğunu bir anlayalım ki hani benim şeyi var. Çoğu çalıştığım bazen yönetim takımlarıyla da çalışıyorum. Mesela örneğe girebiliriz değil mi? İstediğin gibi. Şimdi bir yönetim takımıyla çalışıyorum. İşte genel müdür ve yardımcılar falan. Şeyi konuşuyorlar. İşte bizde güven yok. Birbirimize güvenmeliyiz. Bilmem ne falan. Tam işte bir yerlere gidecekken grubun içindeki işte insan kaynaklarından da sorumlu olan, danışmanlık da yapmış olan ve arkadaş olan kişi. Hadi o zaman çıkalım. Herkes güvende hissetmek için, güven duymak için birbirine ne istiyorsa söylesin. Tahtaya yazalım. Ondan sonra altına imza atalım falan. Eyvah falan şeklinde. Ondan sonra neyse karışmadım. Hani yazdılar falan. En sonunda herkes altına imzayı attı. İşte şunu yapmalıyız, böyle yapacağız, şunu yapacağız falan. Ondan sonucuma ben tam müdahale olacakken Allah'tan gruptan bir kişi, o takımdan bir kişi dedi ki el kaldı. Dedi ki ya bir dakika şimdi biz bunları yazdık, imzaladık diye biz kendimize birbirimize güvende mi olacağız dedi. Herkes tabii ki falan dedi ki bu tip durumlarda da şey yaparız. Korkarız. Aman bir yapı oluşturduk.
kaostan düzene hafif bir şekilde geçtik. Aman güvenli liman yaptık bozmayın. Evet, tabii o düzen yani. Evet, düzen. Düzen. Prematüre bir düzen oluşturmuşsun. Which yani ne anlama geliyor? Kaos kapının dibinde geliyor ha filan diye. Sanki kaos yokmuş gibi. O düzeni korumak için herkes hemen direnir, evet, ve direndi bu vakada da. O da tabii ki işte biz yaptık, söz verdik filan dediler. Bu da dedi ki tamam o zaman filan. Dedim ki ya bir dakika, sen başka bir şey soru sormuyorsun. Bir şey söylüyorsun galiba. Yok yok, ben sadece soru sordum. Ya ama bir şey yok yok filan, hemen çekildi. Tam ben eyvah nasıl gideceğiz derken Allah'tan genel müdürü grubun direkt girdi ve dedi ki bir dakika arkadaşlar dedi. Yani siz bunu yaptık ama ben size açık açık söyleyeyim dedi. Ben gerçekten hiçbirinize güvenmiyorum dedi. Grupta böyle bir ölüm sessizliği oldu. Ondan sonra cama birisi durdu. Dedi ki peki abi niye güvenmiyorsun dedi. Dedi ki çünkü dedi gelip benim hakkımda olumsuz bir şey düşündüğünüzde hiç kimse gelip benim suratıma söylemiyor. Gidip bir aranızda konuşuyorsunuz dedi. Tamam mı? Sonra da bana kimse bir şey söylemiyor dedi. Ben size nasıl güveneyim dedi. Filan falan konuştular, ettiler. Ve bunun sayesinde takım yani konuşmaya başladı. O zaman birisi dedi ki ama sen de bize böyle yapıyorsun dedi. Ve o konuşmanın sonucunda başka bir yere geldiler. Yani bütün olduğu şeyi, yani burada aslında güven yokun adını koydukları için en sonunda çalışma biterken dedi ki arkadaşlar okey, herkes bir kağıt çıkarsın. Eğer buradaki güvenin arttığını düşünüyorsanız kağıdın üzerine artı, düşünüyorsunuz eksi yazın dedim. Tabii ki doğal olarak hepsi bir anda artıyı gösterdi. Yani değişim denen şeyi, yani işte güven sağlamak için önce güvensizliğin adını koymak lazım. Daha doğrusu güvensizliğin değil, olanın adını koymak lazım. Hani onun için hani değişim hakkında saatlerce konuşuruz, ederiz filan, fakat şimdi burada ne olduğuna, o yüzden de benim işim farkındalık üzerine, onun adını koymadan, burada olduğu olan şeyi ne olduğunu anlamadan bunu değiştiremezsin. Yani. Şimdi bunu şeye de yayalım, işte sosyal sistemler dedik, daha ülkeye de yayalım. Belki de bu yüzden şimdiye kadar tarihte sosyal mühendisliğin işe yaradığı görülmemiştir. Aynen. Anlatabiliyor muyum? İster, evet, Türkiye'de olsun, ister başka, ister bir tarafa doğru olsun, ister diğer tarafa doğru olsun, mutlaka faydaları vardır. Ve de hani senin de bildiğin gibi kaotik sistemlerde o kaos, sen bir harekete geçirdiğin zaman nereye gideceğini de hiçbir zaman kontrol edemezsin onu. Evet. Anlatabiliyor muyum? O kendi kendine devinecektir, evet, zaten. Onun için zaten hani bu tip durumlarda hani hiçbir zaman sosyal sistemlerde galiba devrim yerine evrim geçerli. Bu da bir sosyal sistem olarak senin konundan gidersek. Ve evrimi de sağlayan şey hani benim gördüğüm kadarıyla organizmanın içinde bulunduğu ortamı bilinçli veya bilinçsiz olarak doğru bir şekilde algılayıp ona adapte olabilmesiyle alakalı. Evet. Zorlayarak olmadığı bir şey olmaya dönüşerek değil. Onu zaten muhtemelen bizim eğitimde daha detaylı seninle açacağız ama benim mesela o değişim dönüşüm meselesinde biyolojiyi örnek aldığım zaman karşıma çıkan bir şey var. Evet. Ve bizdeki sabit fikir ya da sabit yaşam, sabit rutin alışkanlığında çok ciddi tehdit etmesi gereken bir gerçek. Tabiata baktığın zaman tabiattaki canlıların milyonlarca sene içerisinde dünyada var kalabilmesinin en önemli koşulu bolca çeşit üretebilmesi. Farklı tiplerde süper çeşitler üretiyor. Çünkü ortam şartlarının nereye döneceğini, ne yapacağını kestiremediğin için olası bütün koşullarda hayatta kalabilecek en az bir iki varyasyon üretebilmek için sınırsız çeşitlilik yaratman lazım. Şimdi bu çeşitlilik sayesinde ortam şartları çok marjinal değişimlere uğrasa bile, işte buzul çağı olsa bile birileri hayatta kalıyor. Bizde olduğu gibi işte 160 bin sene öncesinden belki 1500-2000 kişiden bütün insanlar türemiş. Çünkü onlar bir şekilde yırtmışlar yani. Eğer insan çeşitliği, insan kabiliyetleri çok farklı bir yelpazede dağılmış olmasaydı bir ortamda süper olurdu o homojen kitle ama bir başka değişiklikte dağılır giderdi. Şimdi bu bizim kendi içimizdeki yaşam yolculuğunda karşılaştığımız kaotik değişimlerle ilişkimize çok benziyor. Çünkü bizim içimizde bir tek, hani bir çekicimiz varsa sadece, çivi olan her yerde kral biziz. Tabii. Ama tutup da pasta yapman gerektiğinde, tutup da birini okşaman gerektiğinde, tutup da bir uzağa görmen gerektiğinde o çekiç işe yaramıyor. Dolayısıyla alet çantasının genişliği, duygusal dünyanın zenginliği, farklı fikirlere, duygulara vesaire adapte olabilme enginliği, bu arttırıldıkça, bu genişledikçe, süper, yani kişi kendisiyle uğraştıkça bir şekilde değişen şartlara adaptasyon konusunda daha emin oluyor. Değişimden daha az korkuyor. Hatta değişimi bekler hale geliyor. Ve keşke olsa da bir de bu tarafımı görsem diyebiliyor. Şimdi bu tabii teorik olarak anlatınca çok güzel ama tam seninle bu işleri planlarken bir de işte birkaç ay evvel belki bu Sadguru denen bir abi var. Onun da videolarını izliyorum o arada. Onu takip eden bir arkadaşım da burada Açık Beyin'de bir seminer vardı. O günlerde böyle açılan bir şey vardı. İşte sana da daha evvel anlattım. Haziran
Ot dergisinde de ona kısa bir yazı olarak yazmıştım. Bu adına işte ben dediğimiz şeyle ilgili kafa yoruyorum ne zamandır. Süper. Mesela o demin dedin ya hani böyle bir karnımızdakini dökünce yani o gizli gündemimizi ortaya koyunca böyle bir rahatlama oluyor bir şey. Ama o gerçeği ifade etme ya da daha önce denenmemişi deneme konusunda bizi harekete geçmekten alıkoyan bir şey var. Bu da işte o ağrı veriyor insana. Yani sıkıntı veriyor bilmediği bir yere adım atmak, daha önce yapmadığı bir şey yapmak. Okay. Yani mesela o işte bir başkası hakkında adam demiş ya benim hakkımda gidip konuşuyorsunuz, ters şeyler gelip bana söylemiyorsunuz, o yüzden size güvenmiyorum. Ama orada mesela bunlar yavaş yavaş ortaya dökülmeye başladığında, alışılmamış bir iletişim yöntemi tespit edildiğinde önce insanlar değil mi böyle bir hani namünasip hissediyorlar, awkward diyor ya İngilizce bir durum ne oluyor falan filan ama sonra hemen böyle bir ponçiklik başlıyor. Ya işte evet ben diyorum. Çünkü herkes eksiğini ısrar edince karşıdaki de kendisi de benzer eksik görüyor falan filan. Ama bu sürece giderken ki ilk adımlar ağrılı. Çok. Çünkü konforunun dışına çıkıyorsun abi. Biz de işte hep anlatmaya çalıştım. Seninle de muhtemelen en iyi eşlenik kurduğumuz yer orası. Biz rahat arayan bir primat taşıyoruz. Öyle bir tarafımız var. Bundan ibaret değiliz ama öyle bir tarafımız var kuvvetli. Biraz önce bahsettiğim bütün siyasi, politik, işte güncel, sosyal falan tartışmaların altında da kimsenin aga bu işin aslı nedir ben bilmiyorum dememesi ama herkesin bir görüş bağırarak kendini emniyetli bir yere konumlandırması aslında buradan geliyor. Sabit fikir zannı içerisinde çok hoş yaşıyoruz çünkü adına ben dediğimiz bir sınırlar var. İşte adımız, sanımız, inancımız, dinimiz, milliyetimiz, kültürümüz, sosyal konumumuz, ana baba olarak rolümüz neyse. Bunların içerisinden çıkmadıktan sonra aslında başımız ağrımıyor gibi gözüküyor. %100. Aslında bunun için de çürüyoruz, onu daha sonra konuşuyoruz %100. Ama burası rahat geliyor. Ne zaman ki o sınırın dışında bir uyaranla karşılaşıyorsun, ya onu yok sayıyorsun ya da onu saldırıyorsun. Çünkü o senin bütünlüğünü, o kendi ben tanımını tehdit eden bir şey. Bu aslında bütün konuştuğumuz şey herhalde. İnsanların bunun dışına adım atabilmek, yani kendi dar sınırlarının dışındaki dünyaya adım atabilmelerini sağlayacak yöntemleri bir yerde masaya koymaya çalışıyoruz. Ben aklı ikna etmeye çalışıyorum. Abi bak mevzu budur. Yani üzgünüm beynin başlangıcıdır bu. Hani başlangıçta iyidir bu algı. Ama sonra çıkmazsan içinde boğulursun. Bilimsel altyapısını anlatmaya çalışıyorum. Senden mesela metodolojik olarak çok ilginç şeyler öğrendim ki daha sonra onu çok geliştireceğimizi düşünüyorum. Hani alışveriş anlamında hatta yeni araçlar, yeni yöntemler de muhtemelen bence keşfedilecektir. Çünkü bu ilişkinin gittiği yer orası. Ama neticede sen de ben de bundan ağrı değiliz. Onu fark etmek çok önemli. Çoğu zaman kendi benimiz ne kadar geniş olursa olsun sonsuz ihtimaller evreninin açıldığı küçücük bir yerdeyiz abi. Yani %100. Algımız ne kadar, bilgimiz ne kadar. O bilmiyorumla genişletebildiğimiz zaman yaşadığımız hazzı hayatın merkezine koymak. Aslında belki de insanlara aktarmaya çalıştığımız joy, eğlence, keyif bu %100. Muhtemelen. %100. Peki bunu mesela sen, ben şimdi bilgi tarafında takıldığım için biraz rahatım. Tabii. Şimdi gene konforuma geçeyim. Yani ben anlattım, anlamadı, yaptı, yapmadı diyebilirsin. Ama burada bir hani ellerle, bedenle, zihinle yapılan bir uygulama süreci var. Yani o insanların bir takibi var. Mesela koçluk dediğimiz şey insanların hayatında aslında bir yol arkadaşlığı. Onlara işte bir farklı açıları göstermek, onların dış sesi olmak falan gibi bir görevi var. Ama burada bir sonuçta o dönüşümü o kişiye faydalı olabilecek bir yöne de yönlendirme gibi bir vazife çıkıyor aslında ortaya. Şimdi burada bir zorluk var. Biyolojik açıdan biliyorum ki, psikolojik açıdan biliyorum ki insanın özellikle ölmediği, kendini rahat hissettiği bir çerçeveden çıkması çok zor. Doğru. Nasıl ikna ediyorsunuz abi milleti? Mesela ben anlatarak bir yere kadar, televizyonda veriyorsun gazı, seminerde derste konuşuyorsun, herkes büyük gaz, çıkıyor 15 dakika sonra eve gidiyor. Anneyi, babayı, çocuğu bir görüyor, tekrar ayarına dönüyor mesela. O kötü ayarına dönüyor ama esas ayarına değil. Tabii. Nasıl bir şey bu? Yani ne tip zorluklar var? İmkansız mı? Çok mu kolay? Reel, nesnel bir şey mi? Azıcık bir şey anlatsana. Abi ne yapalım? Bir açalım mı bir şey?